Birlikte olduğumuz kişiyle bir ilişki yaşarken çok güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Devam ediyor, süreç gidiyor ve sonra anlaşmazlıklar başlıyor ve ayrılma noktasına geliyoruz. Sonra bir anda kalkanlar çıkıveriyor. Orada bir intikam alma, daha çok hırs, öcü alma gibi bazı şeyler ya da çok mutsuz olsun diye işte yapılan bazı dolaplar dönüyor. Bunun olmaması için ne yapmak gerekiyor? İnsanın doğasında olan bir duyguyu ne kadar baskılayıp ne kadar baskılayamadığıyla ilgili. Evliliği bir ortaklık gibi düşünecek olursanız aslında bunu iş hayatında da mesela görebilirsiniz. Yani çok iyi niyetlerle, çok güzel hayallerle ortaklık yapmaya başlamış iki kişi bir süre sonra işler sarpa sardığında, çıkar çatışmaları devreye girdiğinde ya da taraflardan bir tanesi diğerinin sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünmeye başladığında, yani işin özeti ortaklık bozulduğunda, hele hele biraz da böyle kavgalı, dövüşlü, hoş olmayan bir şekilde eğer ortaklık biterse, genellikle bu iki ortak işbirlikleri bittikten sonra birbirleri hakkında çok böyle, hani diğerinin işi çok iyi gitsin istemezler. Hani anlatabildim mi? Yani işte benden ortaktan ayrıldı, işte o da sürünsün, iflas etsin, para kazanamasın, işte piyasada değeri azalsın, ismi kötüye çıksın diye. Hatta bunun için çaba sarf eden bile insanlar tanıyorum ben. O yüzden bu biraz sadece evlilik hayatı için değil, insanların hayatlarında güzel ve olumlu niyetlerle başladıkları bazı birliktelikleri bitirirken çok doğal olarak yaşadıkları bir duygu durumu, boşanma gibi ya da bir iş ortaklığının bitirilmesi gibi. Ama burada bu doğal duygu durumunu ne kadar yönetebildiğiniz, ne kadar basılayabildiğiniz, ne kadar baskılayabildiğiniz, orada da biraz insanın kalitesi ortaya çıkıyor. Çift terapisine gelen danışanlarımdan bir tanesinin söylediği güzel bir söz vardı. Yine kendi hemcinslerime bir gönderme olacak belki beyefendiler, ama diyordu ki bir erkeğin adam olup olmadığı boşanma sürecinde belli olur diye güzel bir söz söylemişti. Hakikaten bunun aksi örnekleri de çok gördüğümüz oluyor ne yazık ki.